Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk. Aa, o oturan Renan değil mi? Ta kendisi. Sabah geldi İstanbul'dan. Paris'te değil miydi? Geçen hafta dönmüş. Renan? Oh, salut. Comment allez-vous? İyiyim, iyiyim. Ya sen? Merci bien. Ne içersin şekerim? Vallahi senin güzellik üründen alırım. Tabii. Seni gördüğüme çok sevindim Renan. Ne var ne yok Avrupa'da? Bildiğin gibi hep aynı. İnsan bir vakitten sonra sıkılıyor her yerden. Muzaffer evlenmiş, öyle mi? Evet, evlendi. Çok darıldım doğrusu. İnsan lütfedip çağırmaz mı nikahı? Şey... Yoksa eski nişanlısıyım diye mi çekindin? Yok canım. Boş ver. O zamanlar Bihye'nin karşısında hiç şansım yoktu zaten. Biliyorsun. Gelip geçici bir hevesti benimkisi. Buyur şekerim. Teşekkürler hayatım. Muzaffer yeniden evlendiğine göre yeni gelin Behi'yi bile unutturacak kadar güzel ve akıllı olmalı. Güzel olmasına güzel de Halide'ye kalsa bir kaşık suda boğacak kızı. Aa, niçin kuzum? Ailemize uygun biri değil de ondan Renancığım. Tuvalete helal diyebilecek kadar görgüsüz biri. Tam bir köylü anlayacağın. Yine de tanışmak isterdim kendisiyle. Eğlenceli olabilirdi. Baksana Renan, ne diyeceğim sana? Bu akşam abim kızı büyük kulübe götürecek. İstersen biz de gidelim ha? Hem sen abimi tebrik edersin, hem de kızı görmüş olursun. Je vous rendrai avec plaisir. Tamam. Sen de gelmek ister misin Nerimancığım? Bu akşam olmaz şekerim. Bizim Zeka ile başka bir sözümüz var. Peki. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ben mayonezli balık yiyeceğim. Bekleyin. İyi seçim. Bana da aynısı. İçki alır mıydınız efendim? Ne içersin? Rakı. Rakı. Bekleyin. Anlat bakalım. Nasıl geçti günün? Sen beni bırak da şu sürprizden bahset bakalım. Aha. Acelemiz yok. Sürprizi konuşmak için daha vakit var. Sen beni öldürecek misin meraktan? Hoş geldiniz efendim. Ah, işte oradalar. Bonsoir. Renan. Muzaffer'ci. Bu ne sürpriz böyle? Ha? Tebrik ederim, evlenmişsin. Evet, evlendim. Bakıyorum, sen de Avrupa'dan sıkılmışsın. Ne derler bilirsin. Il va mieux d'être oiseau de campagne qu'oiseau de cage. Oui. Renan'la Neriman'larda karşılaştık. Seni görmeyi çok istediği için tuttum kolundan buraya getirdim abi. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Tanıştırayım Renan. Sevgili eşim Güllü. Memnun oldum. Ben de. Güllü, Renan da benim... Eski nişanlısı. Ya. Buyurun lütfen. Renan Paris'te yaşıyor Güllü. Ressamdır. Biz de gideceğiz Paris'e. Est-ce que vous avez déjà vu Paris? Ha, ilk kez gidecek. Ne dedi? Senin daha önce Paris'e gidip gitmediğini soruyor.
Siz ne istersiniz hanımefendi? Bir menü alabilir miyim suple? Pekala. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor resim çalışmaların? Sıkıcı. Artık daha lirik ve soyut resimler yapmak istiyorum. Nasıl desem, sonsuz bir yağmur içinde renkler Merve Yö olmalı. Hı, ilginç. Hadi dans edelim. Hadi süble. Ben Hela'ya gideceğim. Hela mı? Hek bana. Gel şekerim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bırak kolumu. Bu köylü kızla nasıl evlenebildin Muzaffer? Fena, lütfen. Eşimden bahsettiğini unutuyorsun. Anladım. Le coup de foudre. Evet. Bir tür yıldırım aşkı. Bu kız düşündüğümden de kurnaz çıktı Yasin'e. Attığım her adımı önceden seziyor sanki Soygun. Bunları bana niçin anlatıyorsun Selda Hanım? Benim elimden ne gelir? Anlatıyorum. Çünkü bu çiftlikte senden başka dostum kalmadı Yasin Ağa. O güllü denen kız yüzünden abim bile beni görünce yüz çevirir oldu. Sen rahmetli annemle babamı iyi tanırdın. Bir mesele olup başları sıkıştığında sana gelirlerdi. Senden akıl alırlardı. Şimdi söylesene bana. Onlar yaşasalardı, Güllü gibi bir kızın abimle evlenip gelip çiftliğe hanım olmasına izin verirler miydi? Vermezlerdi elbet. Ben de vermem. Veremem Yasin Ağa. Anladın mı? Veremem. O kız bu çiftlikten gitmeli. Kız nikahı bastı beye. Bu saatten sonra nasıl olacak bu iş? Benim bir umudum var. Renan. Abimin eski nişanlısı, hatırladın mı? Hayal mayal. Malum o vakitler bey habire başka başka avratlarla geziyordu. Renan iyi kızdır. Paris'te tahsil terbiye gördü. Hem beni de çok sever. Eğer abimle yakınlaşmalarını sağlayabilirsem. Bakın, bana akıl sormuşsunuz. İşte size akıl. Bana kalırsa karışmayın bu işe. Evlilikleri nasıl olursa olsun, karı kocanın arasına nifak sokmak günahtır. Bir kızın gelip ailenin arasına nifak sokması günah değil midir peki? Tabii o da günahtır. Ama... Aması falan yok Yasin Ağa. Şimdi tek umudumuz Renan. Adana'da bu kadar güzel şarap yapıldığını bilmiyordum doğrusu. Paris'e giderken birkaç şişe götüreyim de Fransızlar şarap görsün. Hemen mi dönüyorsun Paris'e? Evet, yarın. Önce İstanbul'a, oradan doğru Paris'e. Ben biraz daha kalırsın diye düşünüyordum. İsterdim ama mümkün değil. Param da azaldı zaten. Yapma. Para senin için mesele mi Allah aşkına? Tek bir tablonu satsan aylarca geçindirir seni. Keşke dediğin gibi olsa. Paris'te yaldızlı bir hayat yaşamıyorum Halide.
sanat camiasını kendini kabul ettirmek pek kolay değil. Evet, resimlerim satılıyor. Ama düşündüğüm paralara değil. Peki, niçin Paris'i bırakıp Adana'ya yerleşmiyorsun? Adana artık eski Adana değil. Her geçen gün zenginleşiyor. Herkes evler, apartmanlar yaptırıyor. Bir sürü para harcıyorlar şatafata. Bilmem ki. Ne yaparım ki ben burada? Ne mi yaparsın? Ben sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen oturup o güzel resimlerinden yaparsın. Sonra sana burada bir galeri açarız. Hem biliyorsun benim çevrem çok fazla. Senin tek bir tablona dünya kadar para verecek insan tanıyorum. Heyecanlandım bak şimdi. Olur mu sence? Sen istersen niye olmasın? Tamam. Yerleşeceğim Adana'ya. Ama toparlanıp dönmen biraz zaman alır. Olsun olsun. Ben de sen dönene kadar çevreyi hazırlarım. Oh, Peugeot'a donayan beze. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.